Okulunda iki yerde de bulunduğun için Altınova ile Cunda'nın böyle hiç düşündün mü, hiç mukayesesini yaptın mı? Oradaki çocukluğun nasıldı? Cunda'da nasıldı? Cunda'da daha mı rahattın? Altınova'da mı daha rahattın? Bizim Altınova'da mahallemiz vardı. Çit Mahallesi diye tabir ediliyor Çit. Şu anda. Çit. Çit. Çit Mahallesi. Orada bizim komşumuz Pomak'tı. Pomaklar Bulgar göçmeni. Bulgar göçmeni. Hiçbir problemimiz yoktu. Ya bir adalı olarak bizler gerçekten uyumluydu bizim ailelerimize. Adadan gelenler uyumlu insanlardı. Köy önemli değil. Ama uyumlu insanlardı. Yalnız bunların içinde bazıları bazı köylerden gelenler kavgacı olarak daha çok kavgaya düşkün, kavga çıkartma eğiliminde olan insanlar olarak düşünülüyordu. O bakımdan biz değil, biz çocuktuk çünkü o zaman. Bizim arkadaşlarımız sen şundansın, bundansın diye düşüncemiz zaten olamazdı. Aileler arasında belki o aile hani kavgacılık durumundan dolayı erkekler ama kadınlar değil. Erkekler arasında belki erkekler biraz çekingen davranmış olabilirler. Peki şu olmaz mı? Şimdi Altınova'da şu sorun var. Ne gibi? Biliyorsun Altınova Mahallesi ve Selimiye Mahallesi var. Evet. Mahalle deriz ona. Aynen. Böyle bunlarda da birbirini... Mahalle veya Altınova, Selimiye. Altınova'sı öyle de deniyordu. Evet. Bir birbirlerini reddetme vardı. Sanıyorum Taylan Bey o yüzden onu sordu. Mesela siz orada mübadil gözüküyorsunuz. Ben aslında çocukluğunu sormuştum. Yani hani reddedildiniz mi? Hayır. Falan. Hayır kesinlikle. Benim teyzem, öz teyzem mahallede evliydi. Teyzemin kızları falan mahalledeydiler. Biz Altınova'daydık. Hiçbir problem olmazdı aralarımızda. Yani ben onu duymadım ve yaşamadım. O sizin söylediğiniz sorunun cevabı bende budur. Yaşamadım. Yani bizi reddetmediler. Tamam. Gerek Altınova'da olsun gerek mahallede. Çünkü rahat bir rahat geçirdik. Çok rahat geçindik. Zaten orada da iki tane ineğimiz vardı. Dedemin ineği vardı. Sığırtmaç diyorduk biz onlara. İneği yani. Sığırtmaca verirsin. Hayvanlar gider sığırtmaca belli bir para veriliyordu. Onlar otlatmıştı. Bütün gün otlatırdı. Akşam üzeri gelirken her hayvan kendi evine girerdi. Sığırtmacın hiç böyle sen aç kapıyı sığırtmaç içsin içeri falan yok öyle bir şey. Her hayvan kendi evini bilirdi. Zaten büyük tahta kapımız vardı bizim. Büyük arabaların da bile girebileceği. Oradan o şeyin kapının bir tanesi devamlı açık kalırdı zaten. Oradan hayvanlar içeriye girerdi. Dost doğru damlarına giderdi. Tamam. Evimizin genel dam var. Orada iki inek. Herkes yerine oturdu. Orada işte dedem yemlerini koyardı falan. Dost doğru hayvanlar. Çünkü dışarıda kuru yem bulamıyorlar. Orada işte arpasıdır, yulafıdır, şusudur, busudur da inek burçağı, öküz burçağı derdi. Biz Çıplakada da öküz burçağı da ekerdik. Öküzlerimiz vardı çünkü iki tane. Onları o demek ki orada da şey yapıyorlardı, buluyorlardı herhalde. Veyahut da burçak yoktu da başka bir şey mi bu orasını bilemiyorum. Hayvanlar gelirdi kendim. Suları vardı yanlarında. Suları içerdi. Ondan sonra geçerlerdi.